önemli bir karar bu. İyi düşünmeniz lazım. Aslında meselenin özü basit. Onun için size meselenin özünü unutturmak istiyorlar. Kafanız karışsın istiyorlar. Dikkat dağıtmak istiyorlar. Meselenin özünün ne olduğunu siz herkesten iyi biliyorsunuz. Birincisi ne? Tabii ki işinize gelen, günün sorunlarını çözüme kavuşturan, fakirin, yoksulluğun, çocuğun, kadının, gencin yanında olan, çevreyi düzene sokan, 3-5 insanın imar rantına uğraşmayan, milletin çıkarını savunan belediye başkanı seçmek. Doğru mu? İkincisi ne? İkincisi de bugünün esas konusu hayat pahalılığı ne kadar artacak diye dert etmiyor musunuz? Hayat pahalılığını dert ediyorsunuz, öyle değil mi? Borçlar nasıl ödenecek? Bakın, çocuğa, toruna nasıl harçlık verilecek diye dert etmiyor musunuz? İşte meselenin özü bu. 3 kuruş paranın hesabını yapmadan şöyle gönlünüzce huzur içerisinde tek bir gün bile geçiremezken vatandaşın başka nesi olsun? Meselenin özü bu iken onların derdi başka. Bakın, sizin derdinizin geçim olduğunu biz biliyoruz. Öyleyse geçim derdi çekerken yanınızda kim vardı? Sizi kim kolluyordu? Size kim katkı sunuyordu? Bunu mutlaka ayırt edeceksiniz. Geçim derdinizi kim affetebilir? Bakın, onlara kalsa emekliye 1 lira bile zam yapıldığında bütçeye yük, değil mi? Ama onlar Kanal İstanbul'u yapmaktan geri durmuyorlar. Bütçeye emeklinin yük olacağı rakamı 10'la 20 ile çarp. Onun için onların derdi sizin geçim sıkıntınız değil. Sandıkta kararınızı buna göre kullanacaksınız. Bakın, 5 yıl boyunca siz geçim derdiyle uğraşırken hükümeti hiç yanınızda hissettiniz mi? Hükümet ne yaptı? Bir verdiyse onu geri aldı. Ekonomiyi batırdı. Enflasyonu 3 haneli rakama getirdi. Ya düşünsenize, emekli maaşı 10.000 lira. Bakın, bana bir emekli büyüğüm ne dedi biliyor musunuz? Benim içimi yaktı, hala kulaklarımda. Bak evladım dedi. Ben bu halimle 5 evladıma 5 daire yaptım dedi. Ama şimdi emekli oldum. Bu devlet, bu hükümet beni 5 tane evladıma muhtaç etti dedi. Bundan daha kötü bir laf olabilir mi? Bir baba için. Bakın, bu ağır bir laftır. Bu ağır bir laftır. Onlar ekonomiyi batırıp pahalılığı yaratanlar. O bakımdan siz geçim derdiyle uğraşırken İstanbulluların yanı başında her zaman biz olmaya gayret ettik. Sizin yanınızdan hiç ayrılmadık. Hiç ayrılmayacağız yanınızdan. Hiçbir zaman ayrılmayacağız. Ve biz göreve gelirken geçim derdinizi hissettiğimiz için onlar 2019'da ağzına bile almazken biz sosyal yardımlarımızı anlattık. Hayatlarınızı biraz rahatlatabilmek için ne gerekiyorsa yaptık. Sizin paranızı, yani milletin parasını yine millete verdik. 100 binlerce ihtiyaç sahibi haneye İstanbul Kart aracılığıyla doğrudan nakit desteği sağladık. 100 binlerce haneye evlilik desteği, gıda desteği, yeni doğan desteği gibi yardımlarda bulunduk. Halk ekmek üretimini ve satış noktalarını arttırdık. Görülmemiş ölçüde arttırdık. Sevgili hanımefendiler, 257 bin çocuğa halk süt dağıttık. 257 bin. Bakın, 650 bin annenin cebine anne kart koyduk. Toplam 300 bin öğrenciye burs dağıttık. Onlar 2 tane, 3 tane, helal hoş olsun anneciğim, sizin kartınız o, sizin paranız o. 2 tane, 3 tane kişiye burs verdiler, torpilli burs. Biz milletin evlatlarına, 300 bin gencimize burs dağıttık. 100 binlerce çocuğumuza beslenme ve eğitim desteği verdik. İstanbul Belediyesi tarihinde ilk kez
Kreşleri biz yaptık. Yurtları biz yaptık. Kent lokantalarını biz açtık. İstihdam ofislerini biz açtık. Milyonlarca İstanbullunun geçim sıkıntısını hafiflettik. Onun için önümüzdeki dönemde de bunu daha da katlayacağız. Daha da fazla vermek zorundayız. Çünkü ekonomiyi batırmaya devam ediyorlar. Milletin parasını millete dağıtmaya, millete vermeye devam edeceğiz. Sosyal desteklerimizin parasal miktarını da, sayısını da arttıracağız. Yeni destekleri hayata geçireceğiz. Örneğin tek maaşla geçinen hanelere yıllık 10 bin lira pazar desteği vereceğiz. 10 bin lira ulaşım desteği vereceğiz. 600 bin haneye toplam 4 milyon kez sosyal destek sağlayacağız. Gezici aş evleriyle 5 yılda 75 milyon öğün yemeği ücretsiz dağıtacağız. Tek emekli maaşıyla geçinen hanelere halk ekmeği büfelerinden günde bir tane ekmeği ücretsiz vereceğiz. Her ilçeye bir kent lokantası açacağız. Dar gelirlilerin kentsel dönüşüm maliyetlerinin %60'ını biz karşılayacağız biz. Bakın Kasımpaşa'ya şu güzelim İstanbul'un canı göbeği böyle merkezi Kasımpaşa'ya şöyle etrafınıza bir bakın. 30 yıldır ne yaptılar Kasımpaşa'ya? Ne yaptılar? Hani Kasımpaşa canıydı, ciğeriydi, ne yaptılar? Beyoğlu bir şey yaptı mı? İBB yaptı mı? Biz yaptık, başladık. Bakın Kasımpaşa'yı iyileştiriyoruz. Sizi sahille buluşturuyoruz. Sahili yapıyoruz. Bir yandan Piyale Paşa'dan buraya doğru geliyoruz. İnan Güney'i seçtiğinizde biz Kasımpaşa'yı pırlanta yapacağız, pırlanta. Onun ailesi de İnan Güney'e oy verecek bir dahaki seçimde. Belli olmaz, bu seçimde de verir belki. Bakın ben size söyleyeyim. Bunları yaparken metro üretiminde de rekor kırdık. Rekor kırmaya devam edeceğiz. Altyapı yatırımlarını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu şehre milyonlarca metrekare yeşil alan kazandırdık. Bakın protokolünü yaptık. İstanbul Tersanesi burada biliyorsunuz. Yapılıyor. Protokolünü yaptık. Bütün bu Halis sahilini o firmaya yaptıracağım ben. Protokolünü yaptık. Kasımpaşa'nın sahilini, Beyoğlu'nun sahilini Karaköy'den Haliç Kongre Merkezi'ne kadar pırlanta gibi yapacağız, pırlanta. Hem de devletin kasasından bir lira çıkmayacak. Bunlar bizim aklımıza gelir. Bakın Galata Port'un çevresi, bütün altyapısı, caddeleri, yolu, oradaki Karaköy'deki katlı otoparkı yerin altına alma işini. Cebimizden bir lira çıkartmadık. Oradaki Galata Port'un firmasına dedik gel kardeş. Tamam bizden önce ne olduysa oldu. Ama burada bir rant alanı oluşmuşsa buranın bütün çevresini güzelleştireceksin. Otoparkı da yapacaksın dedik. Kabul ettiler, imzaladık, yaptı, yapıyor. Bakın bunları biz düşünürüz, biz onlar düşünmez. Yeni kütüphaneler, müzeler, kültür sanat merkezleri, spor tesisleri açtık. Misli misli açmaya devam edeceğiz. Sevgili hemşehrilerim, çünkü bizim iki şeyle işimiz olmaz. İsrafla işimiz olmaz, ihanetle işimiz olmaz, ihanetle. Anneciğim gelip öpeceğim elini, geleceğim yanına. Geleceğim yanına öpeceğim elini. Tamam mı? Geleceğim yanına. Bizim, bir de bir şey söyleyeyim. Bakın bizim hiç kimseye diyet borcumuz yok, onu söyleyeyim. Biz sadece size borçluyuz, size. Biz sadece vatandaşa borçluyuz. Bakın benim en büyük borcum şu güzel çocuklara, şu çocuklara. Onlara layık olayım da Allah beni onlara mahcup etmesin, bana yeter. Bu kadar net. Ben sadece 16 milyon vicdanlı mert İstanbulluya güveniyorum. 31 Mart'ta ne kazanacak? Mertlik kazanacak, mertlik. Mertlik kazanacak. Kumpas kaybedecek. Yalan kaybedecek, iftira kaybedecek. Particilik değil, belediyecilik yapanlar kazanacak. Bir avuç insan kaybedecek, 16 milyon İstanbullu kazanacak. Oyumuzu ve gücümüzü birleştireceğiz. İstanbul'un en büyük,
en güçlü buluşmasını 31 Mart'ta sandıkta gerçekleştirmeye hazır mı Kasımpaşa? Şu ya da bu partinin değil, İstanbul'un zaferi için, İstanbullunun zaferi için birleşmeye hazır mı Kasımpaşa? Şu ya da bu ittifak değil, 16 milyonluk İstanbul'un ittifakı, halkın ittifakı, halkçı ittifakı, İstanbul'un rotasını geri çevirmek isteyenlere, israf ve rant düzenini yeniden hakim kılmak isteyenlere biz ne diyeceğiz biliyor musunuz 31 Mart'ta? Sizi tarihe gömdük diyeceğiz, tarihe gömdük. Milletin bileğini bükemeyeceklerini bir kez daha görecekler. Ve bükemedikleri eli öpecekler. O el milletin eli, milletin. O el milletin mübarek elidir. Sevgili hemşehrim.